30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 23 Mayıs günlerden pazartesi. Herkese iyi haftalar dileyerek başlayalım. Hemen Rabia Taş'a gideceğim. Paribu Müşteri İlişkiler Yöneticisi. Merhaba Rabia. Şimdi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları vardı. Özellikle kripto para piyasalarıyla ilgili detaylar nedir? Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Hollanda televizyonuna sert açıklamalarda bulundu. Lagarde kripto paraları dayanağı olmayan riskli bir yatırım olarak tanımladı. Diğer taraftan merkez bankalarının çıkartacağı dijital paraların yani CBDC'lerin arkasında bir otoritenin olmasından ötürü daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aslında kripto paraların çıkış felsefesini düşünürsek Lagarde'nin güven otoritesine karşı tepki olarak bu açıklamalarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Merkeziyetsiz yapıyı ve özgürlüğü desteklemek amacıyla çıkan kripto paralar aslında herkesin finansal sisteme erişimini de kolaylaştırıyor. Hatta dünyanın bir ucundan diğer ucuna para göndermek için kullanılan sistemlerin yavaşlığını da düşündüğümüzde alternatif bir çözüm olarak da görebiliriz. Diğer taraftan tabii CBDC'ler hakkında soru işaretleri de var. Geçtiğimiz dönemde İngiltere ve Amerika'daki politika yapıcıların açıklamalarında bu konuda çeşitli negatif tutumların olduğunu ve uyarıları görmüştük. Burada tabii yapılan her kullanımın takip edilmesinin teknik olarak mümkün olması gizlilik konusunun nasıl şekilleneceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca bu durum CBDC'lerin kullanımı açısından da bir bariyer oluşturabilir. Bu nedenle hayatlarımıza nasıl gireceği ve nasıl kullanacağımızı bizler de takip ediyor olacağız. Diğer taraftan Goldman Sachs'tan bahsedelim. Goldman Sachs tarafından gelen açıklamaya göre son dönemde kripto hareketlerinin ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı görüşündeler. Özellikle hane halkının toplam 150 trilyon dolarlık net değeri düşünüldüğünde aslında bu miktarın kripto markete oranının azlığı vurgulanmış durumda. Goldman Sachs ekonomistleri kripto hesaplarının toplam değerinin %0.3 kadar olduğunu, diğer taraftan hisselerde bu oranın %33'lere ulaşmış durumda olduğunu belirtiyor. Anlık tabloya baktığımızda aslında Goldman tarafından gelen bu açıklamayı da tutarlı buluyoruz. Ancak özellikle bahsetmek istediğimiz nokta kripto ekonomistlerinin henüz çok genç olması. Özellikle hisselere kıyasla kripto ekosistemi daha başlangıç seviyesinde sayılabilir. Bu nedenle bu oranlardaki düşüşlük aslında diğer bir açıdan bakıldığında henüz kripto alanında yatırım yapmamış ancak kripto ekosisteminin daha da gelişmesiyle birlikte bu alana kayabilecek yatırımcıların çokluğunu da gösteriyor. Son olarak da New York'tan bahsedelim. New York eyaletinden aslında karışık sinyaller almaya devam ediyoruz. Öncelikle belediye başkanı Adams'ın maaşını kripto ile almak istemesi pozitif bir tutum yaratmıştı. Ardından kripto madenciliğinin yasaklanmasıyla bu öneri aslında bu tutumu da negatife dönüştürmüş oldu. Şimdi de kripto lisanslaması konusundaki çalışmaları hızlandırdıklarını görüyoruz. BitLicense adını verdikleri lisanslama programının 2022 yılında 3 lisansı onayladıkları ve dördüncünün de yolda olduğunu belirttiler. 2021 yılında ise New York'taki lisanslama sayısı sadece 1'di. Aslında bu güzel de ve yenilikçi de bir tutum. Özellikle New York eyaletinin ülkedeki banka kanunlarının kabul edildiği ve bir yer olduğunu da düşünürsek kripto ekosistemini destekleyen yeniliklerin buradan çıkmasını da çok olağan karşılıyoruz. Bugünkü gelişmelerimiz bu şekildeydi. İyi yayınlar diliyorum. Rabia, teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Bu arada Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Çarpıcı sonuçlar var. Yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92'ye çıktı. Dolar-TL beklentisi de %17,57 TL'ye çıktı. Haberi bir izleyelim, devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın anketinde piyasa katılımcıları yıl sonunda enflasyonun %57,92 seviyesine çıkmasını öngördü. Bir önceki anket döneminde yıl sonu beklentisi %46,44 olarak belirlenmişti. Ankette 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %33,28 oldu. Önceki ankette bu beklenti %28,41 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %17,68 ve %19,54 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yıl sonu dolar-TL beklentisi bir önceki anket döneminde
16.85 iken bu anket döneminde 17.57 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17.84 ve 18.47 lira olarak kaydedildi. Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3.2 iken bu anket döneminde %3.3 olarak gerçekleşti. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde %4 oldu. Bildiği gibi yüksek enflasyon verisi ve dünya genelinde yaşanan şokların etkisiyle insanlara bir güvensizlik duyulduğu belirtiliyor. Bunu söyleyen kim? Credit Suisse'in CEO'su. İzleyelim. Yüksek enflasyon verisi ve dünyanın farklı yerlerinde gördüğümüz şoklarla birlikte şu an çok açıkça şunu söyleyebiliriz ki insanlar kendini güvensiz hissediyor, riskten kaçınma modunun içerisindeler. Fakat biz bir resesyon olmayacağı tahmininde bulunuyoruz. Ne bu yıl ne de önümüzdeki yıl. Yavaşlama olacak ve sanırım bu yılki büyüme 3.3 olacak ve önümüzdeki yılda 2.9 olacak. Bu sayılar biraz aşağı geldi elbette. Belli başlı piyasalara bakalım. Hisse piyasası olsun ya da yüksek getirili piyasalar olsun çok ciddi bir baskı altındalar. Baskı altında mı yoksa delice hareketler mi gösteriyorlar? Şöyle söyleyeyim, çok sessiz hale geldiler. Ama bizim müşterilerimiz panik yapmıyor. Biz bunu görüyoruz. İşlerin nasıl geliştiğine, nasıl evrildiğine bakıyorlar, etkileşimde kalıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Varlık yönetimi tarafında gerçekten iyi bir şekilde ilerliyoruz. Benim odaklandığım şey bu. Çıkış olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hala gerçekten yatırım var mı? Çoğu rakibimiz gibi tabii ki biraz kaldıraçsızlaştırma olduğunu gördük. Yatırım tarafında biraz öyle oldu. Hisse fiyatları zaten azaldı. Bilhassa da Asya'da kaldıraçsızlaşma oldu. Pozisyonlarda azalma oldu. Rusya'da olan durum tabii ki etkili oldu. Mesela farklı dünyanın farklı bölgelerinde biraz azalma oldu ama kesinlikle çıkış olmadı. Pekala, bu noktada işlem ücretleri tarafındaki durumunuz nedir? Bakın, şayet bizim 3 gelir kaynağımıza bakın, net faiz biraz baskı altına girdi çünkü kredi hacimlerimiz biraz azaldı. Ama şimdi faizler artarken bu olumlu bir element olacaktır. Önümüzdeki dönemler için sürekli gelirler de aynı zamanda aşağı indi, bunu söyleyebilirim. Ve işlem gelirlerine baktığımız zaman da biraz dengelenmeye başladı, stabil olmaya başladı. İşlem gelirleri için oynaklık bazen iyi bir şeydir. İşler biraz artmaya başladı bu tarafta. Ama dediğim gibi açık bir şey var. 2022 yılı daha düşük seviyelerde olacak geçen yıl ile kıyaslandığı zaman. Hemen konuğuma döneceğim. Ato Meclis Başkanı Mustafa Deryal, aynı zamanda İklim Geri Kazanım Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Zeliha Hanım, teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Şimdi tabii genel itibariyle bir taraftan pandemi, bir taraftan jeopolitik gelişmeler derken asli unsur olan dünyanın ana problemi iklim değişikliği. Maalesef ki her geçen gün hayatımızın içinde değişikliklere sebebiyet veriyor. Şimdi burada... Bir de atık yönetimi var. Yani atıl maddelerin kullanılması, geri kazanım, geri dönüşüm. Şimdi ne kadarlık bir büyüklük atık geri dönüşüm konusunda şöyle bir baktığımızda sektör Türkiye'de? Efendim şimdi önce bir geri kazanımla bertarafı bir ayırt etmek lazım konuya girmeden önce. Biz atıkları tamamen geri dönüştürüp ekonomiye kazandırıyoruz. Bertarafta ise... Bunlar yakılıyor veya yok ediliyor durumuna göre, atığın durumuna göre. Dolayısıyla öncelikle geri kazanımın desteklenecek bütün operasyonlarının yapılmış olması lazım. Bizim sadece bu geri kazanımımızı atıklardan elde ettiğimiz, kullandığımız, ham madde olarak kullandığımız geri atıklarımızın geri kazanımı enerjide, sanayinin muhtelif sektörlerinde ham madde olarak artık kullanılmaktadır. Bunlar birer atık değil. Bunlar birer ham madde kaynağı olarak kullanılmakta ve aynı zamanda tabiatta 500 yıl yok olan olmayan lastiklerin, özellikle lastiklerin tamamının hem ekonomiye kazandırılması hem de karbon salımına %68.9 oranında geri kazanımını sağlayıcı bir etkisi var. Şimdi bir taraftan enerji elde etme söz konusu, bir taraftan da muhtelif sanayinin muhtelif konularına ara madde,
ham madde üretimi söz konusu yaptığımız çalışmalarda. Bunları peki. Kısaca buyurun. Buyurun buyurun devam edin lütfen. Evet, peki. Şimdi bizim atık olarak kullandığımız, enerji üretiminde kullandığımız evsel atıklar var. Hayvan dışkıları var, atıkları var. Hayvansal atıklarımız var. Lastiklerimiz var. Biz bunların tamamını bir taraftan enerji üretiminde, bir taraftan ham madde üretiminde kullanıyoruz. Burada lastikleri, biz ömrünü tüketmiş lastikler dediğimiz lastiklerimizi toplayıp bunun tamamını proliz işleminden geçirerek de yakma değil, proliz. Yani bunları ısıtarak ayrıştırma diyoruz biz bu prolize. Isıtarak bunları ayrıştırıyoruz ve tamamını çıkan %42'lik 40-45 oranında yağ çıkıyor. Bununla enerji üretiyoruz. %40-45 oranında karbon siyah çıkıyor. Bunu kauçuk sanayinde ve diğer bazı sanayilerde, otomobil sanayinde, boya sanayinde ham madde olarak kullanıyoruz. %10-12 civarında gaz çıkıyor. Bunu reaktörlerin kendi gaz ihtiyacında kullanıyoruz. Yeni karan %10-15 civarında da çelikten çıkıyor. Bunların da tamamını metal ve döküm sanayinde ham madde olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bizim sadece 500 yıl tabiatta yok olmayan lastiklerin tamamını bu şekilde kazanmış oluyoruz. Ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Bir artısı daha var. Bunlar yakıldığı zaman tabiata karbondioksit salınımı yapılıyor. Hem de bu ekonomik değerler yakılmış oluyor. Ancak proliz işlemi yapıldıktan sonra %68.9 oranında da karbon emilimine katkı sağlamış oluyoruz. Bu önümüzdeki süreçteki yeşil mutabakat sürecinde çok ciddi ülkemize katkı yapacaktır. Çünkü karbon sıfır noktasında 2050 yılı AVM'nin hedefi karbon sıfır noktasına gelmek ve bundan dolayı da artık yıldıklarda vergi, karbon vergisi geliştirilecek. Bu tonda 30-35 ton civarında, 35-50 euro civarında pardon, 35-50 euro civarında bir bedel ödemek durumunda kalacağız. Biz bunları yaparsak hem bu bedellerden kurtulmuş olacağız, hem de bütün elde edilen bileşenleri ekonominin muhtemel sahalarında tamamıyla kullanmış olacağız. Diğer evsel ve hayvansal atıklardan yapılan enerji üretiminde ise burada bir taraftan enerji üretirken bir taraftan da geri kalanından gübre yapılarak tamamen organik gübre yapılarak hem ithalatı önleme bakımından hem de verimliği artırma bakımından ciddi bir katma değer oluşturuyor. Şimdi teşviklere biraz bakalım. Yani şimdi bu atık geri dönüşümüyle ilgili neler olmalı? Teşviklerde neler bulunmalı? Yani bir de özellikle tabii ki çok özür dilerim. Özellikle hem karbon vergisi meselesi var. Hem biliyorsunuz bu karbon salınımı konusunda tüm dünya ülkeleri belirli tarihlerde kimisi 2030, kimisi 2050 sıfır emisyona geçme telaşında. Hem de tabii fabrikalarımızın ya da fark etmez üretim yapan her fabrikanın, her işletmenin de bu noktada bazı standartlara uyması gerekliliği oluşuyor. Mesela işte lastik örnek vermek gerekirse. Buyurun. Evet. Efendim şu anda Türkiye'de yıllık 400 bin ton civarında ÖTL dediğimiz ömrü tüketmiş lastikler olarak tabi ediyoruz biz bunları. Bir lastik buradaya çıkıyor, ömrünü tüketiyor. Biz bunların şu anda %60'ını ancak toplayabiliyoruz. Tek burada yetkili kuruluş Lastik Sanayicileri Derneği'nin bir iktisadi teşekkülü var Laster diye bunlar kanalıyla toplanıyor. Ancak bu hedefe ancak %60 oranında ulaşılabiliyor. Ve maalesef bunların bir kısmı da muhtelif sanayi sektörlerinde yakıt ihtiyacı olarak kullanılıyor. Biraz önce de arz ettiğim gibi bu hem karbon salınımına negatif yönde maalesef etki ediyor hem de bizim kazandığımız ekonomik değerler burada maalesef kayboluyor. Şimdi birincisi burada bizim bir de başka bir husus daha var ki bizim bir tek ham maddemiz var ömrünü tüketmiş lastikler. Ama bu sanayi kuruluşlarının yakmak için kömürden gazla vesaire 30'a yakın muhtelif yakma materyaller var. Dolayısıyla bizim tek ham maddemiz olan yakıtı lastiklerin, ömrünü tüketmiş lastiklerin tekrar yakıma gönderilmesi bizim en büyük kaybımız, en büyük zayiatımız.
Bir taraftan biz hem yarattığımız ekonomik değerleri kaybediyoruz, bir taraftan da karbon salınımını artırıyoruz. Çin burada teşvik de istemiyoruz. Sadece bizim ömrünü tüketmiş lastiklerin kanununda ve yönetmeliklerin de vaaz ettiği şekliyle bizlere verilmesi. Birinci talebimiz bu. Sizlere kanalıyla bunu zaten yetkililerimizle görüşüyoruz, sürekli temas halindeyiz. Bu sıkıntımızı anlatıyoruz. Şu anda bizim 106 megawatt civarında bu konuda yapılmış yatırımımız var. Milyonlarca dolarlık bir yatırım. Ama bunlar şu anda ham maddesizlikten dolayı maalesef bir kısmı atıl vaziyette veya az kapasiteyle çalışıyor. Şimdi birincisi bizim bu ham maddemizin yakmadan önce kanunu ve yönetmeliklerin vaaz ettiği şekliyle bizlere geri dönüşümcülere verilmesi. Birinci talebimiz bu. İkincisi tabii ki burada bunları oluşturan maliyetler bizim ömrün tüketmiş lastikler veyahut da hayvansal atıklar veyahut da evsel atıklar. Şimdi burada tabiatta kaldığı zaman işte evsel atıkları malum çok fazla kaldığı zaman metan gazı çıkıyor vesaire. Bunları ekonomiye kazandıramadığınız zaman hem tehlike arz ediyor. Bizim dolayısıyla bunları geri dönüşümcülere daha ucuz bedellerle sağlayabiliyor olmalılar. Lastikler bize ücret karşılığı veriliyor. Halbuki lastik üreticilerinin ve ithalatçılarının ürettikleri lastiğin %80'ini toplamak gibi mecburiyetleri var. Bunları bize toplayıp, toplattırıp ve bize bilav bedel verilir ise biz buradan tamamını ekonomiye kazandırmış olup ve tabiatta 500 yıl yok olmayan lastiği tamamen geri kazanım şekliyle sıfır atık haline getirmiş oluyoruz. Biraz önce söylediğiniz bu yeşil mutabakat, karbon emisyonunun azalması vesaire. Evet, önümüzde artık bu gündeme oturmuştur. Bundan sonraki süreçte özellikle karbon salınımı yapan sektörlerimizin mutlaka karbon emilimi yapan sektörlere yatırım yapmalarını ben hasreten tavsiye ediyorum. Ayrıca buradan elde edilen bütün değerleri de ekonomimize kazandırmaları bizim ülke kaynaklarımızın ham madde temini, ocağı ham madde teminlerinde plastiklerde özellikle plastik sektöründe 400 dolar, 2000 dolar civarında olan orijinal ham madde. Evet. Burada plastiklerden 400 tona, 400 TL'ye düşebiliyor. 2000 liradan 400, 2000 dolardan 400 dolara. Dolayısıyla bizim... Evet, şimdi... Sesim size geliyor biliyor mu acaba? Duyabiliyor musunuz? Geliyor efendim. Az önce sesiniz gitti de. Peki buna ek bir sorum olacak size. Şimdi plastik atıkla ilgili, bunun ithaliyle ilgili tartışmalar da vardı. Bunu bir aydınlatmak lazım. Bazı ülkeler bu konuda yasaklamalar getirdiği için Avrupa tarafından Türkiye'ye çok fazla çöp ithal ediliyor. Çöp mü ithal ediyor acaba diye tartışma konuları var. Biraz aydınlanalım bu konuda biz Mustafa Bey. Buyurun. Efendim buradaki tabii ki sade lastik, plastik ithalatı kesinlikle ülkemiz için zararlı değil. Ancak bunun içerisinde ithalatı yasaklı olan bu hurdaların içerisine atık plastiklerin içerisinde karışmış yabancı şeyler varsa tabii ki bunlara hassasiyet göstermek lazım. Bunları iyi incelemek lazım. Yani işin bu tarafını parantez içinde aktaraktan söylüyorum. Bizim orijinalinde 2000 dolar olan ham maddeyi 400 dolara indirebiliyorsak burada kendi ülkemizde atıklarımız yetmiyorsa bunun ithalatını kontrol şartıyla içerisinde yabancı ürünlerin olmaması, ithalatı veya kullanımı veya bertarafı sıkıntılı olan ürünlerin olmaması kaydıyla bizim geri dönüşümde kullandığımız plastiklerin ithal edilmesi hem ekonomimize katkı sağlıyor, hem üretimimizin maliyetini düşürüyor, hem de bununla tamamında şu anda en büyük sıkıntımız olan enerji üretiminde tamamını kullanabiliyoruz. Onun için bu da hem maliyet açısından hem bunların tabiatta yok olması açısından, çünkü artık ekonomik sınırlar yok. Bütün dünya bizim memleketimiz. Hepsine de oluşan bütün atıkları bertaraf edebiliyor olmamız lazım. Peki, var mı eklemek istediğiniz Mustafa Bey? Efendim ben bizim sesimizi duyurduğunuz için, kamuoyuna iletmeye fırsat verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum.
Israrla bir daha şu konunun altını çizmek istiyorum. Ömrünü tüketmiş lastiklerin proliz yöntemiyle enerji üretiminde ve diğer ham maddeler ayrışmasında yatırım yapan arkadaşlarımız şu anda ham madde sıkıntısı çekiyor. Bu ham madde sıkıntısı diğer sektörlerin bunu yakması neticesinde oluşuyor. Bir an önce bu yakma önleminin kanunun emrettiği şekilde önce geri dönüşümcülere vermesiyle ilgili bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ben yöneticilerimizden istirham ediyorum. Evet. Ve bize bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Sağ olun. Eyvallah. Evet, tarımsal gıda fiyat endeksi. Tarımsal girdi fiyat endeksi, özür dilerim. Yıllık bazda %105.70'e kadar yükseldi. Yeni bir rekor. Eski rekorunu egale etti maalesef. Bu haberle bitiriyoruz. Saat 13'te görüşmek üzere. Tarımsal girdi fiyat endeksi Mart ayında da yükselişini sürdürdü. Endeks Mart'ta aylık bazda %15.16 artarken yıllık bazda %107.70 yükseliş sergiledi. Yıllık bazda endeks tarihinin rekoru egale edildi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %47.98 yükselen tarımsal girdi fiyat endeksi, 12 aylık ortalamalara göre ise %44.42 artış gösterdi. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %7.85, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde ise %16.12 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %56.43, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %113.89 artış gerçekleşti. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla %31.48 ile veteriner harcamaları ve %34.54 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarsa sırasıyla %228.20 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %175.39 ile enerji ve yağlar oldu. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla %2.73 ile makine bakım masrafları ve %3.31 ile diğer mal ve hizmetler oldu.